Doğumla ölüm arasında beklediğimiz bir istasyondur aslında dünya. Ve biz, her birimiz istasyonda bekleyenleriz. Dünya denen istasyonda yaşadığımız tüm duyguların bir fotoğrafı istasyonda bekleyenlerdir. Bir çaycı, bir yönetici, bir CEO. Hepsi aynı istasyonda aslında. Hiçbiri farkında olmaz. Küçük bir pencereden tüm bir alemi seyre daldım. Ve dilimin döndüğü kadar aktardım sizlere. Bu istasyonda sen varsın, ben varım, hepimiz varız. Ta ki o kara trene binip gidinceye kadar geliyor. Hoş geldiniz efendim. Doğumla ölüm arasında dünya denen bu istasyonda yaşadığımız tüm duyguların bir fotoğrafını çekip sizinle paylaştığımız istasyonda bekleyenler programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda sizlere iki Ahmet'in hikayesini anlatacağım. Biri büyük, evli, İki çocuk sahibi. Biri ise küçük Ahmet. Hani mahallesinde yaramazlıklarından geçilmeyen, gözleri fel fecir okuyor denilen var ya, işte öylesine bir çocuk küçük Ahmet. Büyük Ahmet ise o safhalardan geçmiş, büyümüş, emek emek, okumuş, evlenmiş, iki çocuk sahibi olmuş. Her sabah kalkar Ahmet. Eşinin hazırladığı kahvaltıyı ettikten sonra üstünü değiştirir, düzeltir bütün kıyafetlerini. Evinden çıkmadan hemen önce çocukları koşarak gelir yanına. Babacım diye sarılırlar. Onu yolcu ederler işine. Ahmet hep ceket giyer. Yaz, kış. Ya bir yelek, ya bir palto. Ya da bir ceket. Sırtından çıkartmaz hiçbir zaman. Ne mahallede, ne iş yerinde, ne okuduğu okulda, hiçbir yerde kimse Ahmet'in tek gömlekli ya da tek tişörtlü bir görüntüsünü görmemiştir. Kimse de bilmez aslında sebebini. Giyer Ahmet ceketini, yeleğini ya da paltosunu. Evinden çocuklarına vedalaştıktan sonra yola düşer Ahmet. Otobüs durağına doğru. O arada küçük Ahmet'i görür. Ayakta topla arkadaşlarıyla oynuyor. Koştura koştura kendi arasında. Maradona, Maradona, Maradona şut ve gol diye bağırıyor kendi kendince. Büyük Ahmet kendini görüyor sanki çocukluğunu. Tebessümle bakıyor küçük Ahmet'e. Kendisinin mahalle arasında yaptığı maçları hatırlıyor. Arkadaşlarıyla birlikte koşturduğunu. Annesinin terleme oğul. Terli terli soğuk içmediği şey kulaklarında hala. Babasının yeter artık. Bu kaçıncı ayakkabı? Sana ayakkabı yetiştiremiyorum oğul. Bırak şu futbolu deyişini hatırlıyor. Tebessümle Ahmet'in saçını okşuyor. Ahmet yaramaz yaramaz bakıyor büyük Ahmet'in gözlerine. Ahmet gidiyor işine. Küçük Ahmet mahallede. Akşama kadar orası senin, burası benim gezip duruyor arkadaşlarıyla birlikte. Oyunun oyun üstüne. Hiçbir dert yok. Hiçbir gam yok. Rahat. En azından biz öyle zannediyoruz. Büyük Ahmet iş yerinde. Akşama kadar, canı çıkıncaya kadar çalışıyor. Ekmek parası. Akşam eve geldiğinde çocuklarının karnının doyduğuna emin olmak zorunda. Evin ihtiyaçları karşılanmalı.
Ne oyun oynamaya vakit var, ne gönül eylemeye. Çalışıyor Büyük Ahmet. İş yerinde ne iş verilirse. Akşam oluyor yavaş yavaş. Öğlen yenilen azıcık bir yemek, genelde geçiştirme. Çünkü iyi bir şey yerse, çocuklarım yemedi bu yemeği diye suçluluk duygusu içerisinde. Ya da maaştan para arttıramayacağı için korku ve borcunu ödeyemeyeceğinin mahcubiyet duygusu. Yarı aç, yarı tok bir karınla geçiştiren öğlen yemekleri. Akşam olduğunda kurt gibi aç, hızlı adımlarla bir an önce evine varmak istiyor. İşten çıkıyor arkadaşlarla birlikte. Hepsiyle vedalaşıyor teker teker. Herkes sever Ahmet'i. Kimseyle bir işi yok ki onun. Kimi görürse görsün tebessümde. Merhaba. İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Herkese bir sevgiyle bakış. Geleceğe umutla. Saygı duyulur Ahmet'e çevresinde. Hızlı adımlarla ilerliyor Ahmet, otobüs durağına doğru. Akşam oldu ya, bekler çocukları onu. Her akşam eve girdiğinde daha kapı açılır açılmaz baba diye koşturarak gelen kız çocuğu. Onun hemen ardından neredeyse boyuna gelmiş oğlu. Baba, hoş geldin diye seslenişi. Ahmet Bey'in gözünün önünde sanki bütün bir otobüs yolculuğu boyunca. Kafasını yaslayıp da otobüsün camına, etrafını seyredince yolun kenarındakiler, binalar irili ufaklı, kimi 10 katlı, kimi müstakil, insanlar çeşit çeşit, kimi kırmızı, kimi beyaz, kimi siyah, kimi turuncu, mavi, yeşil. Seyret alıyor Ahmet, sanki dünyanın en karmaşık sanat filmini seyreder gibi. Hani oturur da bir film seyredersiniz ya, başından sonuna. Sonunda hiçbir şey anlamazsınız. Adı sanat filmidir. Verdiği duygu ağırdır. Ahmet de öyle seyrediyor işte. Tüm dünyanın gerçeğini. Yolda geçenlerden kimi gülüyor, kimi boynu bükük, ağlamaklı. Kimi dertli, kimi neşeli. Ahmet bakıyor gelen geçene. İşte diyor, bunlardan biri de benim. Ne farkım var benim bunlardan? Her birinin ayrı bir derdi var. Her birinin ayrı bir mutluluğu. Ahmet. Hiç tanımadığı insanlara bile dua eden Ahmet. Belki de hani bu içinde bulunduğumuz istasyonda en umut dolu, en ayağı yere sağlam basan, en mahzun, en efendi insan. Otobüs durağından iniyor Ahmet. Yavaş yavaş evine doğru yürüyor. Hani evine varmak için hızlı yürür belki ama yorgunluk, ağırlık çöküyor otobüste içerisine. Yavaş adımlarla yürümeye başlıyor evine doğru. Evinde tuttuğu kiralık evi uzak otobüs durağına. Giderken küçük Ahmet'i görüyor. Yavaş yavaş sokak lambaları yanmış. Gün batmak üzere. Hoca Allahu Ekber dedi diyecek akşam ezanı. Ama bu sefer küçük Ahmet farklı. Oturmuş bir sokak lambasının altına, yaşlanmış sırtını, kafası ellerinin arasında, hıçkıra hıçkıra ağlıyor küçük Ahmet. Hemen arkasında bir kalabalık. Yaklaşamıyorlar bile küçük Ahmet'e. Yanına gelip teselli bile edemiyorlar onu. Ahmet kesin bir tavırla ağlamaya devam ediyor.
Büyük Ahmet bu görüntünün karşısında sessiz kalamıyor. Ona doğru yöneliyor. Sokak lambasına yaslanmış küçük Ahmet'i seyrederken ona daha yakın olabilmek için bağdaş kırıyor, kaldırıma oturuyor. O sabah eşinin ütülediği tertemiz pantolon dizlerinden kirleniyor. Bir müddet oturuyor yanında küçük Ahmet'in. Ne oldu diyecek. Hayırdır diyecek. Neden ağlıyorsun evlat? Hele bir anlat. Anlat, belki bir faydamız olur. Anlat, belki bir çözüm buluruz diyecek. Ama öyle içten ağlıyor ki küçük Ahmet. Dayanamıyor. Sebebini bilmese de iki damla yaş gözlerinden akıyor. Boğazını temizlemek için ettiğinde küçük Ahmet'in dikkatini çekiyor. O ağlamasına ara vermeden kafasını kaldırıp baktığında Ahmet amcasına, onun da gözlerinde iki damla yaş görüyor Ahmet. Saatlerdir teselli edilmek istenen, saatlerdir sarılım, susturayım, ağlamasın diye peşinde koşan insanlar olmasına rağmen küçük Ahmet amcasının gözlerinde gördüğü yaşlardan o kadar etkileniyor ki sarılıyor Ahmet amcasına. Sarılıyor ama gözyaşları sel olup akmaya devam ediyor. Daha bir şevkle, daha bir içten, daha bir böyle boşalmışçasına ağlamaya devam ediyor küçük Ahmet. Ahmet amcasına sarılıyor. Bir müddet sonra soruyor Ahmet. Hayırdır? Ne oldu? Anlat bakalım. Küçük çocuk ne yapsın? Nasıl anlatsın? O da anlamamış ki aslında yaşananları. Baba. Babam gitti diyorlar. Nasıl yani? Babam. Babam için gitti diyorlar. Olabilir. Gidebilir. Ama her gidişin bir dönüşü vardır evlat. Dur bir sakin ol diyor Ahmet. Yok. Dönmeyecekmiş. Gitmiş. Hatta bugün bir daha geri dönmesin diye üzerine toprak attılar. Onu bir kutuya koyup kapattılar. Diyebiliyor can havliyle. Ahmet ne desin? Kendisinin yıllar önce yaşadığı bir duygu bu işte. Kendisi nasıl baş edebilmişti ki? Ya da baş edebilmiş miydi? Aradan yıllar geçmesine rağmen. Susuyor. Kelimelerin kifayetsiz olduğunun farkında. Bir müddet yan yana oturuyorlar öyle. Oturmadan önce üstüm başım kirlenecek diye düşünüyordu. Şimdi ne olur ki? Kir dediğin yıkanır gider diyor. Küçük Ahmet'i yalnız bırakmıyor. Uzun süren bir sessizlik bu. Kimse konuşmalarını duymuyor. Çünkü dilden konuşmuyorlar. Gönülden konuşuyorlar. Büyük Ahmet hatırlıyor babasının öldüğünü. Annesinin gel oğul değişin. Saçını okşamasını. Biz varız oğul deyişini. Ve sonra dönüyor aynısını bu küçük çocuğa yapıyor. Sarılıyor Ahmet'e.
Saçını okşuyor. Vakti gelince hepimiz gideceğiz diyor. Ben varım diyor. Yanındayım. Sonra üzerinden hiç eksik etmediği o ceketinin cebinden bir resim çıkartıyor. Bak diyor. Ben yıllardır bu resmi üstümde taşırım. Katlanmasın diye, bükülmesin diye, yırtılmasın diye hep ceket giyerim. Olmadı yelek. Kimse bilmez benim neden giydiğimi bunları. Ama ben bu resmi korumak için giyerim. Bak diyor yanındaki Ahmet'e. Bu resim babamın resmi. Tam 15 yıldır benimle. Bir saniye bile ayırmadım yanımdan. Öldü dendiğinde çerçeveden çıkartıp koydum cebime. O gün bugündür benimle. Üzülmeyeceksin demiyorum. Ağlama hiç demiyorum. Ama bil ki hayat devam ediyor. Bil ki eğer baban yaşasaydı evlat oku derdi. Evlat güzel bir iş derdi. Çocukların olsun derdi. Hayata devam et derdi. Ama bil ki baban ancak böyle mutlu olur. Evet evlat. Ben her fırsatta cebimdeki bu resmi çıkartıp babama bakıyorum. Yaptım baba. Başardım. Senin mutlu olabileceğin ne varsa hepsini yaptım diye onunla dertleşiyorum. Doğumla ölüm arasında beklediğimiz bir istasyondur aslında dünya. Ve biz, her birimiz istasyonda bekleyenleriz. Dünya denen istasyonda yaşadığımız tüm duyguların bir fotoğrafı istasyonda bekleyenlerdir. Bir çaycı, bir yönetici, bir CEO. Hepsi aynı istasyonda aslında. Hiçbiri farkında olmaz. Küçük bir pencereden tüm bir alemi seyredaldım. Ve dilimin döndüğü kadar aktardım sizlere. Bu istasyonda sen varsın, ben varım, hepimiz varız. Ta ki o kara trene binip gidinceye kadar.